binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin, sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler. Horasan ve Mavera-ün-Nehir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervansaraylar, medreseler, darüşşifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin dünyası. Üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. ...1071 Malazgirt Savaşı, Anadolu için bir dönüm noktasıdır. Malazgirt Savaşı'nı kazandıktan sonra Türkler hızla Anadolu'ya yerleştiler. Bu zafer, Büyük Selçuklu Devleti'nin öncülüğünde gerçekleşti. Büyük Selçuklu Devleti'nin merkezi Horasan'daydı. Horasan ve Azerbaycan, çoğunluğu yeni Müslüman olmuş Türk nüfusuyla dolmuştu. Hem bu kalabalık Türkmen nüfusunu yerleştirmek, hem de onların yağma ve akınlarından korunmak için yeni yerlere ihtiyaç vardı. Yeni yer arayışı böylece başladı. Yaptığı keşif gezisinden döndüğünde, Çağrı Bey'in Anadolu'da kendilerine engel olacak bir güçle karşılaşmadığını söylemesi, Türklerin tüm dikkatini bu yöne çevirdi. Anadolu, yeni yerleşim bölgesi olarak hedef haline geldi. Anadolu, merkezi İstanbul'da olan Bizans'a bağlı yerel yönetimlerin elindeydi. Anadolu'yu fethederek, aynı zamanda Selçuklular, Bizans'a karşı cihat ve gaza görevini yerine getirmiş olacaklardı. Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu şehirleri üzerindeki hakimiyeti zayıftı. 11. yüzyılın ilk yarısına 1050'li yıllara falan gelindiğinde ve Anadolu'ya yönelik Türk akınları başladığında Bizans Anadolu'sunda, sadece Anadolu'da değil Bizans İmparatorluğu'nun genelinde yönetime karşı kendi öz halkı arasında büyük bir memnuniyetsizlik baş gösterir. Bu memnuniyetsizliğin en temel nedeni de işte timar sisteminin bozulmasına bağlı olarak yaşanan istikrarsızlıktır. Sıkça yaşanan taht kavgalarıdır. Yönetimin sıkça el değiştirmesidir. İç çekişmeler, taht mücadelesi gibi nedenlerle şehirlerin yerel yöneticileri bağımsız davranmaya başlamıştı. Ekonomi güçlükle işliyordu. Kentlerin para sıkıntısı çektiği, yer yer alışverişin değiş tokuşla yapıldığı bilinmektedir. İstikrarsızlık Bizans coğrafyasındaki kendi içlerindeki iktidar mücadelesi, Bizans'ın kendi içindeki iktidar mücadelesi. Buna paralel olarak işte başta Ermeniler olmak üzere farklı gruplar arasındaki çatışmalar ve bunun üzerine paralel olarak gerçekleşen Anadolu'ya Türk akınları Anadolu coğrafyasını muazzam bir istikrarsızlığa sevk etmişti. Anadolu'da yaşayan
İnancı ne olursa olsun, etnik grubu ne olursa olsun, halk özellikle 1025 sonrasında yaklaşık 50 yılını bir kargaşa ortamında, bir istikrarsızlık ortamında geçirmişti. Ve Türk fetihleri öncesinde, Malazgirt öncesinde Anadolu'nun, Anadolu halklarının beklentisi artık bu istikrarsızlığın sona ermesi, sağlam bir yönetimin kurulması, herkese din ve inancında adilce davranacak, eşitçe davranacak ve herkesin geçim kaynaklarını, geçinmelerini uygun ve adil bir sistem içinde yürütecek bir yönetimin gelmesi beklentisi içerisindeydi. Türk fetihleri işte bu beklentiye de cevap vermiştir Anadolu'da. İstanbul'daki nüfus yoğunluğu diğer şehirlere göre yüksekti. Anadolu şehirlerindeki nüfus ise daha çok savaşların neden olduğu yoksulluğa ve göçlere bağlı olarak azalmıştı. Bu temel sebeplerden birincisi Bizans'ın içerisine düştüğü durum. Biz Anadolu'ya geldiğimiz zaman Yerasimos Stefanos'un ifadesiyle toplam nüfus sayısı yok denilecek kadar azalmıştı. Kıtlık vardı, iç kargaşalar vardı ve benzeri unsurlar vardı. Ve genellikle Bizans halkı savunmasız ve korumasız bir şekilde kale şehirlerinin içerisine sıkışmış durumdaydı. Ve Kayseri'den Malatya'ya kadar rahatlıkla kervanla gidilemiyordu. Yol güvenliği sağlanamıyordu. Eşkıyalıklar, saldırılar, tekfurlar arasındaki kavgalarla büyük bir kaosun içerisine düşmüştü Anadolu. Ve besici kültürüyle gelmiş olan Oğuz boyları yani Selçuklu'nun aşiretleri, oymakları yaylaları tuttular. Yol güvenliğini sağladılar. Yaylaların ve yol güvenliğinin sağlanmasıyla bu bölgedeki Rum ve Ermeni halk rahat nefes almaya başladı. Onun içindir ki Ermeni kroniklerinde Sultan Alparslan ve oğlu Melikşah bir kurtarıcı olarak görülürler. Ve özellikle Melikşah için adeta bir Hristiyan azizine gösterilen saygı gösterilir o dönemde. Bunun sebebi Anadolu'ya gelindiği andan itibaren güvenliğin sağlanmış olmasıdır. Türkler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya din uğrunda savaşan gaziler olarak sık sık akınlar düzenlemeye başladılar. Bizans'ın daha önce yaşadığı savaşlar sonucu zayıf ve tenha düşmüş Doğu eyaletleri, sürüp giden akınlara güçlükle de olsa henüz direnç gösterebiliyordu. Ayakta kalan şehirlerin çoğu, askerlerin de bulunduğu kale şehirlerdi. Antik dönemden kalan surlar onarılmış veya yeni surlar inşa edilmişti. Bizans şehirlerinin planlı bir yapısı yoktu. Halk bu kale şehirlerin içinde veya çevresinde birikmişti. Şehirler geliştikçe sur dışındaki yerleşimler artmış, zamanla kentler dağınık ve parçalı bir görünüm kazanmıştı. İkonyum, Konya, Kayseriya, Kayseri, Adliya, Antalya, böyle şehirlerdi. Anadolu'nun kale şehirleri Türklerden önce de çok akınlar görmüş ve zaman zaman el değiştirmişti. Kalelerin kudretli, hakim bir görünümü ve işlevi vardı. Türkler bu kale şehirlere Karahisar diyordu. Kara kış gibi zor, aşılması güç ve dayanıklılık isteyen durumları ifade eden kara sıfatı, daha sonra Türklerin kurduğu kaleler için de kullanıldı. Tüm zayıflığına ve iç çekişmelerine rağmen Bizans İmparatorluğu, hakim olan merkezi güçlü ve Anadolu'yu kaybetmek istemiyordu. Bizans İmparatoru 4. Romanos Diyogenes, artan Türk akınlarına kesin bir son vermek amacıyla büyük bir ordu kurdu. 1068 yılında bu ordu Anadolu'da
Selçuklu kuvvetlerine karşı harekete geçti. Fakat Selçuklu kuvvetlerinin Konya başta olmak üzere birçok şehir ve kasabayı fethetmeleri karşısında umduğu sonuca ulaşamadan İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Ayasofya Kilisesi'nde düzenlenen büyük bir törene katıldıktan sonra 13 Mart 1071 günü öncekilerden daha güçlü bir orduyla doğuya doğru harekete geçti. Yaklaşık 200 bin kişiden oluşan bu ordu güçlü silahlarla donatılmıştı. Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan seferdeydi. Bizans ordusuna karşı savaşmak üzere Rahve Ovası'nda karargahını kurdu. Malazgirt Savaşı'nın başkomutanı ve Selçuklu Sultanı Alparslan, imparatora bir elçilik heyeti gönderdi. İmparator, Alparslan'ın bu elçilik heyetini geri çevirdi. Alparslan, imam ve fakih, Buharlı Ebu Nasır Muhammed'in, bütün Müslümanların İslam'ın zaferi için dua ettikleri Cuma günü öğle vakti düşmana saldırması tavsiyesine uyarak ordusuyla birlikte Cuma namazını kıldı. Askerin karşısına çıktı ve şöyle dedi. Ben, Müslümanların camilerde bizim için dua etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek, arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşmiş olur. Yenilirsek, şehit olarak cennete gideriz. Bugün burada ne emreden bir sultan, ne de emir alan bir asker var. Ben de içinizden biri olarak sizinle birlikte savaşacağım. Benimle gelmek isteyenler peşime düşsünler. İstemeyenler serbestçe geri dönebilirler. Sultan Alparslan o harp sırasında veya savaş öncesinde ordusuna olağanüstü bir motivasyon sağladı. Abbasi halifesinin Cuma günü minberlerde okunmak üzere gönderdiği bir dua metni, Alparslan'ın Cuma namazından sonra ordusuna hitaben yaptığı konuşma, Selçuklu ordusunun motivasyonunda fevkalade önemli bir yer aldı. Mesela askerine her şeyden evvel şunu söyledi. Burada Allah'tan başka sultan yoktur. Hüküm sahibi sadece O'dur. Dolayısıyla bu savaşta benimle birlikte olmak veya çekip gitmek konusunda serbestsiniz dediğinde hiç kimse doğal olarak bu ordudan ayrılmadı. İki ordunun sayıları arasında da çok büyük bir orantısızlık vardı. Bizans ordusu için 120 binden 200 bine kadar değişik rakamlar verilmektedir. Selçuklu ordusu ise en mübalağalı hesapla 50 bin civarında bulunuyordu. Alparslan bu ünlü konuşmasının ardından ilk hücumu başlattı. Öğle saatlerinde başlayan savaş gece yarısına kadar sürdü. Selçuklu Sultanı Turan taktiği, sahte ricat, kurd oyunu gibi adlarla bilinen savaş taktiğini uygulayarak Malazgirt'in Rahva Ovası'nda Bizans İmparatoru'nun karşısında merkez sağ-sol olmak üzere sağ ve sol kolu sulara yatırmak suretiyle savaşa girdi. Bu savaş taktiği icabı merkezdeki zayıf fakat hafif teçhizatlı kuvvetler düşmanın merkezine saldırırlar. Sonra bozguna uğramış gibi süratle geri çekilirler. Buna aldanan düşmanı peşine takar ve yanlarda pusuya yatmış olan sağ ve sol kollar hilal içine alarak, çember içine alarak düşmanı imha ederlerdi. Nitekim Malazgirt'teki Bizans ordusu da bu taktikle, Turan taktiğiyle çember içine alınarak adeta imha edildi. Bizanslılar ağır bir yenilgiye uğradı. İmparator ve çok sayıda general esir alındı.
kurtuluş akçesi ve her yıl vergi ödenmesi gibi ağır şartların bulunduğu barış anlaşmasının ardından imparator İstanbul'a gönderildi. Ancak yenilgiyi duyan Bizanslılar tahta yeni bir imparator çıkarmışlardı. Diyogenes getirildiği Kütahya'da gözlerine mil çekilerek hapse atıldı. Ertesi yıl Kınalı Ada zindanında öldü. Malazgirt zaferinden sonra Bizanslıların bütün maddi imkanlarını kullanarak hazırladıkları büyük ordu dağıldığı için Türkler önemli bir direnişle karşılaşmadan Anadolu'ya girdiler. Büyük çoğunluğu Müslüman Oğuzlardan oluşan fakat aralarında Kıpçaklar, Karluklar, Halaçlar ve hatta Uygurların da bulunduğu Türkler, başta Mavera-ün-Nehir olmak üzere Harizm, Horasan, Azerbaycan ve Arran bölgelerinden Anadolu'ya aktılar. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde bu yeni coğrafyada kendilerinden önceki uygarlıklar tarafından kurulmuş pek çok kentle karşılaştılar. Şimdi Anadolu'nun fethinin başlıca iki aşaması var. Birisi askeri süreçtir. Onu Türkiye Selçuklu tarihi içerisinde kolaylıkla anlamak mümkündür. Malazgirt Savaşı onun önemli dönemeçlerinden birisidir. Bizans'ın direnme gücü kırıldığı, 100 yıl boyunca bir daha bu cesamette bir ordu çıkarabilme gücü kırıldığı için Türk fethinin önü açılmış. O tarihe kadar Anadolu'da güvenle yerleşemeyen Türkler Malazgirt'ten itibaren artık yerleşmeye başlamışlardır. 1075 tarihinde Süleyman Şah'ın İznik'te Türkiye Selçuklu Hanedanı'nı kurması burada Anadolu Türklüğünü siyasi bir çatı altında birleştirip müteaddit tehlikelere karşı koruyan diğer önemli süreçlerden biridir. Keza 1176 yılında Mirya Kefalon'da artık varını yoğunu son atımlık barutuna harcamak suretiyle neyi var neyi yoksa Türkleri Anadolu'dan atmak üzere hazırlanmış olan son Bizans ordusunda Mirya Kefalon'da mağlup edilmesi keza Anadolu'nun fethi sürecinde önemli aşamalardan birisidir. Fakat Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi boyunca hem Anadolu'da hüküm sürmüş yerel hakimiyetler, Urartular, Frigler, Lidyalılar, İyonyalılar gibi hem dışarıdan gelmiş olan Asurlar, Medler, Persler, Büyük İskender ve Romalılar gibi siyasi hakimiyetler döneminde vuku bulmamış, görülmemiş bir dönüşüm yaşamış olmasının sırrını bu fetih açıklamaz. Anadolu'nun fethi ve Türk yurdu haline geliş sürecinde fethin dışında bir Anadolu'nun Bizans dönemindeki durumu, diğeri de Türk göçünün mahiyeti olmak üzere iki konuyu iyice anlamak gerekir. Fetih yıllarında Bizans İmparatoru Michel, Kayseri, Sivas, Amasya gibi şehirlerdeki Hristiyanlara acıyarak Balkanlara nakletmiş, halkın bir bölümü de kendi imkanlarıyla uzaklaşmıştı. Bir kısmı terk edilmiş veya zayıf düşmüş şehirleri, Türkler büyük zorluklarla karşılaşmadan ele geçirdiler. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi sürecinde, yani 11. yüzyılda ve arkasından Türkiye olarak adlandırılan Selçuklu hakimiyeti döneminde Anadolu'da tahrip edilen, ortadan kaldırılan, terk edilen herhangi bir şehir yoktur. Oysa ki başka istila hareketlerine veya fetih hareketlerine baktığımızda birçok kentin tamamen ortadan kaldırıldığı görülmektedir. Türk fetihlerinde böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Türkler mevcut olan kentlere yerleşip orada da kendi kültür ve uygarlıklarını egemen hakim kılarlarken ihtiyaç duymaları durumunda da yeni kentler inşa etmişlerdir. Ve bu inşa ettikleri kentlere de Türkçe adlar vermişlerdir. İşte Aksaray, Kırşehir bunun tipik örnekleridir. Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'da omuz omuza savaşan komutanlar, zaferin ardından Anadolu'da kendi beyliklerini kurdular.
Oğuzların Döger boyundan olan Artuk Bey'in kurduğu Artuklu Beyliği, Hasankeyf, Mardin ve Harput kolu olmak üzere üç kol halinde hüküm sürdü. Dilmaçoğlu Alptegin Muhammed Bey, Bitlis ve Erzen'de hüküm süren bir Türk beyliğinin temelini attı. Mengücükler, Malazgirt Zaferi'nden sonra Erzincan, Kema, Divri'yi ve Şebin Karahisar'ı fethederek bu bölgede hakimiyet sağladılar. Saltuklu Devleti'nin kurucusu Ebul Kasım İzzettin Saltuk Bey'e, Anadolu'nun fethinde büyük hizmetlerde bulunduğu için Kars, Erzurum, Bayburt, Şebin Karahisar veraset yoluyla çocuklarına intikal etmek üzere ikta edildi. Ahlat Şahlar, Van Gölü ve çevresinde hakim güç haline geldi. Türkmen Danışment Gazi'nin Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında önemli rolü vardı. Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri ve Malatya havalisinde hüküm süren beyliğin atası oldu. Bu beylikler Selçuklu soyundan değildi. Ancak İran merkezli Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlıydılar. İlerleyen yıllarda Anadolu'da kurulan Selçuklu Devleti'nin hakimiyetini kabul ettiler. Anadolu Selçuklu Devleti ise Kutalmış oğlu Süleyman Şah tarafından kuruldu. Kutalmış, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Selçuk Bey'in torunuydu. Yeni devletin başkenti Konya oldu. Türkiye ismiyle 1147'lerde, yani sadece Malazgirt Savaşı'ndan 75 sene sonra Anadolu, Bizans için bir tema olan Anadolu, Latin kaynaklarınca Türkiye adıyla anılmayı hak edecek ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Oğuzların Kınık boyundan Selçukluların kendilerinden sonra yine Oğuzların büyük en büyük boyu olan Kayı'nın kurduğu Osmanlı'ya miras bıraktığı en büyük değer Selçukluların Anadolu'ya taşıdığı Türklük veya Türklere ikinci bir yurt olarak kurdukları Türkiye'dir. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah bir fermanla Kutalmışoğlu Süleyman'ı Türkiye Selçuklu Devleti'nin başına getirdi. Abbasi halifesinin de onayladığı ferman, hükümdarlık elbisesiyle birlikte Süleyman Şah'a ulaştı. Ravendi, Kutalmışoğlu Süleyman için nesebinde ismini Kara Arslan, lakabını Gazi buldum demektedir. Yüce Allah, Arslan Yabgu neslinden bir Süleyman gönderdi ki, ona miras kalmış hükümdarlık, tıpkı Nuşirevan devrine benzer. İnsanlar, şeytan, peri, hayvan ve kuşlar Süleyman gibi onun huzurunda da hizmet ve itaat kuşağını bağlayacaklar ve onun maiyetindekiler cihan zapt etmekte sabah yürüyüşü bir ay, akşam ilerleyişi bir ay ayetiyle işaret edilen yürüyüşü meslek edineceklerdir. Süleyman Şah kısa sürede birçok kaleyi ve şehri ele geçirdi. Türk fetihleri Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarına ulaştı. Böylece İznik, Türklerin başkenti oldu. Türkler Boğaziçi sahillerine kadar ilerlediler. Buradan geçen gemilerden haraç almak üzere karakollar kurdular. İmparator Alexi Komnenos önce küçük gemilerle sahildeki Türk karargahlarına korsan saldırılar düzenledi. Ancak Balkanlardaki karışıklığı bastırması gerekiyordu. 1081 yılında Bizans İmparatoru Anadolu Selçuklu Devleti'nin varlığını siyasi bir anlaşma yaparak kabul etmek zorunda kaldı. Bu anlaşmaya göre
Türklerin ele geçirdiği topraklar Türklere bırakıldı. Drakon suyu iki ülke arasında sınır kabul edildi. Bizans İmparatorluğu bu anlaşmayı yaparak Anadolu Selçuklu Devleti'nin kendi bölgesindeki hakimiyetini onaylamış oluyordu. Anadolu Selçuklu Devleti bir devlet olarak ilk anlaşmasını yapmıştı.